Günaydın dostlarım, kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Yine uzun zamandır görüşemiyorduk ama o kadar çok istiyordum ki çekmeyi. Bugüne kısmetmiş diyormuşum. Aşırı yoğun bir süreç geçirdim. Finallerim daha dün bitti, formasyon finallerim. Açık öğretim finallerim falan da bitti. Bu arada hiç çalışamadım açık öğretime, biliyorsunuz ki. Rezillik yani. İki tane dersten kaldım açık öğretimde. Diğer iki dersten koşullu geçtim. Bir tanesinden de AA ile geçtim. O da tabii ki İngilizce yani. Olsun, problem değil. Formasyondan daha notlarımız belli değil çünkü dün girdik son sınava. O yüzden bilmiyorum. Belli olunca söylerim. Çok yoğun bir dönemdi. Özel ders öğrencilerim sömestre girdi. O yüzden özel derslerim yok. Ama dediğim gibi işte benim final dönemim olduğu için ben böyle bir türlü kameraya elim alamadım ama çok istedim almayı. Bugün 30 Ocak Pazar. Adnan Saygun'dayız. DİDER diye Dünya Kenti İzmir Derneği'nin sertifika programı var. Detaylarını zaten aşağıya link bırakacağım. İnceleyebilirsiniz. Bu sertifika programı 8 Ocak Pazar günü başladı. O gün de buradaydım. Bugün de artık son günü, kapanışı var. Neden buradayım, ne alakam var? Onu da hemen açıklayayım. Benim üniversitedeki enstrüman hocam, biliyorsunuz bizde dersler bireyseldi falan. O yüzden hani herkesin kendi hocası oluyor falan. Ben böyle yıllardan beri hocama asistanlık yapıyorum. Böyle konserlerde falan yardımcı oluyorum. Yani üniversite 2'de falan başlamıştım galiba ya da 3'te. Böyle ufak ufak yardım etmeye başlamıştım falan. Bu konserler falan derken artık hocamın neler isteyip neler istemediğini veya işte ne tarz konularda yardıma ihtiyacı olduğunu vesaire artık iyi biliyorum. Ya da iyi bildiğimi düşünüyorum. O yüzden de böyle yıllardır konserlerde falan hocama asistanlık yapıyorum. Çok mutluyum bu durumdan dolayı. Böylelikle benim de hem çevrem genişlemiş oluyor hem de böyle hocam sayesinde gerçekten ünlülerle falan da çalışma fırsatım oldu. Mesela Nükhet Duru'yla çalıştık, ondan sonra Burak Kut'la çalıştık, işte Hüseyin Turan'la çalıştık vesaire. Ünlü sanatçılarla da bir araya gelme fırsatım falan oldu yani. Bu şekilde bugün yine işte bu sertifika programının kapanış konserinde yardımcı olacağım. O yüzden de şu an saat 8 ve Adnan Saygun'dayız. Böyle saçımı falan düzleştirdim ama düzleştiremedim yine tabii ki. Bir garip oldu. Neyse, durumlar bu şekilde. Ha, burada olduğum süreçte vlogu çok iyi çekemeyebilirim. Çünkü kendim koşturacağım için kamerayı ne kadar elime alabilirim bilemiyorum. Ama dedim ki bari pazar günüme ortak olun. Hani sırf burayı değil, daha sonra da neler yapıyorsam dahil olun istedim. Bir de hani tatilde biraz vlog çekmeyi arttırayım diyerekten direkt finaller biter bitmez bugünden çekmeye başlayayım dedim. Çok konuştum. Neyse, durumlar bu şekilde. Şimdi kulisteyim. Hazırlıkları yapacağım falan filan işte. Ben size şöyle de göstereyim. Bu sertifika programı. Bu da böyle işte mesela 8 Ocak'ta vardı. 16 Ocak'ta vardı. Ondan sonra 23 Ocak'ta. Bir de bugün de 30 Ocak. Bu şekilde. Detayları dediğim gibi inceleyebilirsiniz internetten. Şimdiki. Şöyle birkaç bir şey istedi hoca. Onları aldım. İşte sular, içecekler falan. Dışarıda zaten açık büfe kurulacak. Yiyecekler de oradan gelecek falan filan. Bu şekilde. Adnan Saygun'un kulislerini de göstermiş olayım. Hazır şu an boşken. Şöyle bir kulis burası. Ben biraz yayıldım tabii. Işık açayım. Bu şekilde. Böyle gittiğimizde de burada böyle tuvalet, duş falan filan var. Benim biraz siyah kıyafet alışveriş yapmam lazım. Onları falan da inşallah bir gün beraber yapacağız. Böyle günler için lazım oluyor. Yok yani. Neyse, durumlar bu şekilde. Ben de böyle giyindim. Bu arada yani hiç pantolonum falan yok yani. Deri pantolon giydim böyle. Bunu yeni aldım Mudo'dan. Mudo Outlet'ten, Selvey'den. Bayağı uyguna aldım şu yeleği. Çok sevdim. İçime de böyle beyaz gömlek giydim. Neyse. Şimdi ben yavaştan hazırlıklara devam edeyim. Sizi kapatıyorum şimdilik. Vakit olursa yine konuşuruz zaten. O zaman gün başlasın. Burası
Büyük salonun orkestra kulisi. Bu arada vallahi ben ilk zamanlarda bu Adnan Saygun'da aşırı kayboluyordum. Hani seyirci tarafından gelip izlemek güzel de bu arka taraflar ilk başlarda çok karışık geliyordu. Zamanla alıştım ama. Ama gerçekten sayısız kayboldum yani şurada. Komik. Bu da güzel bir anımdı. Sedat Yüce şu an bu vloga dahil oldum. Kendimi dahil ettim. Ne biçim ışık geliyor? Aa, şimdi güzel oldu. Evet. Sizi görüyor mu? Evet. Merhabalar. Bu YouTube kanalını ele geçirdim şu an. One hour later. Vlogunu ekledim. Sürekli beni göreceksiniz. Kas kaldı. Bitti. Nefesine kuvvet. Görüşürüz. Çok fazla kamerayı elime alamadım, farkındayım. Şimdi konsere çıktılar. Bir yarım saati falan var, bitecek yani birazdan. Öyle koşturmaca devam ediyor. Şu an ben kuliste bekliyorum. Kuliste göstereyim. Burası da küçük salonun kulisi, aşağı kat yani. Yukarısı büyük salonun kulisiydi. Daha önce göstermiştim. Uf, bu arada saçım çok kötü olmuş. Neyse. Burası da küçük salonun kulisi. Hemen gösteriyorum. Şu an burası da böyle bir ortam. One eternity later. Later. Şimdi eve geldim. Babam kapıda bekliyor. Ben hemen üstümü değiştireceğim ve köpüşleri parka götüreceğiz. Ekonominin oraya. Her şeyi böyle attım yatağın üstüne. Ev zaten temizlenecek yani. Rezalet durumda. Gelince de temizliği hallederiz. Şimdi hemen prensesliği bir kenara bırakıp eşofman altı geçiriyorum ve gidiyoruz. Eşofman moduna geçildi. Şu an ayakkabılarımı giyiyorum. Ve gidiyoruz. Gördüğünüz gibi yağmur başladı. Eve dönüyoruz. Hazırım.
bir video olduğunu farkındayım. Şimdi babama geldik. Buradan mama alacağız. Çünkü ufaklıklar bende kalacak ve mamaları az. İşimin bittiği bir iki kitap vardı, onları bıraktım. Çünkü benim evimde yer yok. Öyle çok oradan oraya koşuşturmalı bir gün oluyor, farkındayım. Çok kopuk bir video oluyor ama olsun. Çekebildiğim kadar çekeceğim. Devam edeceğim, yılmak yok. Bu arada saat 5 oldu. Temizliğe gücüm kalmadı gibi. Çünkü oradan oraya gitmeye başladık. Bilmiyorum ne olacak. Belki de yarına atarım temizliğe. Emin değilim. Şu an eve gittiğimde yapar mıyım bilemedim. Of, bu ne ya? Çok kötüsün baba. Arkadaşlar aşırı yoruldum gerçekten. Yani saat 5'ten beri şu makyajdayım. İnanılmaz. O yüzden ben artık bu videoyu kapatıyorum ve hemen edit'e oturuyorum. Edit yapmayı aşırı özledim. Zaten tatilde bol bol video çekip sizinle görüşmeyi planlıyorum. Ama şu an önümüzdeki 2-3 gün biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Gerçekten artık bu video işini halledeceğiz. Ne zaman halledeceğiz desem de bir türlü halledemiyoruz. Düzene girmiyor ama artık girecek bakın. Söz. Cidden söz. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.